İstanbul, Türkiye ve dünyanın gündemini istanbultimes.com.tr'den takip edin, habersiz kalmayın. Haydi, hemen tıkla. Sizce ABD Başkanı Trump dünyanın başına bela olacak mı? Özellikle Türkiye'nin başına bela olacak. O kadarını söyleyeyim. Çünkü ismini hatırlayamadım. Türk düşmanıdır. Trump Türk düşmanıdır. O yüzden Türkiye'nin başına bela olacak. O siz kadar ne düşünüyorsunuz? Ben esas düşmanlar bizim tepemizde ya. Oldu bile. Olacak değil, oldu bile. Vallahi olacak diye bir şey yok. Adam kendi şeylerini savunuyor. Bugüne kadar Amerika'da hiç kimse bir şey yapmadı. Hani 4-5 tane lider geldi, hiçbir şey yapmadı. Adam baktı ki ülke uçuruma gidiyor. Binalar çökmek halde. Yol yok. Adam en iyisini yapıyor yani. Ben Trump'a hak veriyorum. Olacak tabii. Çünkü kıyamete doğru gidiyoruz yani yavaş yavaş. Kıyamet alametleri. Biz daha önceden tarih, İslam kitaplarında okuduğumuz şeylerin yani şeyleri zuhur ediyor yavaş yavaş. Kıyamet alametlerinden bahsediyorlar. Bunların Suriye'de patlak vereceği, 3. Dünya'nın savaşının çıkacağı yani. Oluk gibi diyor, kan akacağından bahsediyorlar. Suriye, Amik Ovası'ndan mesela Suriye'de. Bu gibi şeylerden bahsediliyor yani. Bu suya doğru da süreç yavaş yavaş ilerliyor yani. Görüyoruz bunu Irak'tan, Suriye'den sonra. Ondan sonra Arap Yarımadası'na, buralarda yani daha da şiddetli şeyler olacak. Daha da ilerleyecek yani savaş. Fitne çıkaran herkes beladır kendi çapında. Fitne çıkaran herkes bela. Şahıs bazında olsun, ülke bazında olsun. Öyle gözüküyor. Yani o adamı ben hareketlerini dengeli görmüyorum ya. Bir sağa basıyor, bir sola basıyor, bir sağa basıyor, bir sola basıyor. Bir gün onun ayağı kayar. Çok yani hareketlerini tutarlı ve dengeli görmüyorum. Bir bok olur, onun başına bir şey gelir. Ben Amerika'da bütün Kennedy'den sonra seçilenlerin hiçbirini tavsiye etmiyorum yaşadığım müddetçe. Ve de ondan da bir şey beklemiyorum. Yok, onu da yönetenler var. Hani o başkan olacak bir kapasitede değil, onu getirenler var. Yani ABD'nin hani her zamanki bilinen o para babaları dedikleri, iltimatımın kurucularının, ABD'yi kuranların o şekilde. Yoksa yani Trump'ın bir başkan olacağı yok. Onun da şeyi yok. Ne emin verirse. Zaten bunların ABD'nin ve Amerika'nın, Birleşik Devletleri'nin kanun yapısı biliyorsun 100 seneliktir. Aldığı 100 senelik kanundur. Mesela Bill Clinton döneminde alınan bu nereden çık bulursa bul yasasının devamıdır yani. Onun için Josh Bush'un da başlattığı bir savaştır yani. Bela olur. Ne yaptığını bilmiyor. Bilmiyor. Kendi halkı kendisinden memnun değil. Bizi ilgilendirmez. Kendine hiç sorun ama bizim yorum yapmamız devede kulak. Allah için öyle de görünüyor. Adamın yani böyle bir şey bir adam. Ne diyeyim? Yani zulümkar bir adam. Zulümkar bir adama benziyor. Yani ılımlı bir adam değil. Biraz daha böyle mesela Hüseyin Obama biraz daha şeydi. Bu hiç böyle zır zor bir adam. Bak gördünüz en önde nereye gitti? Eskiden Amerikan başkanları sırayla giderdiler. Direktmen nereye gittiler? Suudi Arabistan'a. Çünkü orada onların istedikleri şeyi oradan alıyorlar. Bütün parasını. Kesinlikle ama belki de ona işten el çektirecekler daha önce. Benim hatırladığım kadarıyla Nixon'a yapıp gerçekleştirdikleri gibi ve Clinton'da bunu denemeye kalkıştıkları gibi ve kendisine adeta tövbe ettirip tekrar görevde kalmasına izin verdikleri gibi. Peki ABD Başkanı Trump dünyanın başına bela olacak mı? Olacak zaten bela. Hiç Yahudinin dünyanın başına bir iyilik getirdiğini gördün mü? Hep bela. Olacak gibi gözüküyor. Ani şey karar ama o da şeyin Yahudilerin emrinde. Biliyorsun Amerika'yı büyük sermaye güçlerine, Amerika'yı perdakasından Yahudiler yönetiyor. Onun zaten damadı Yahudi. Böyle giderse olacak. Yani insanın fıtratında bir insana zarar vermek küçük bir kıvılcım gibi düşünün. O kıvılcım büyüdüğü zaman nasıl büyük bir yangına sebep olacaksa Trump da Arap ülkeleriyle bir olup Katar'a karşı bu kıvılcımı başlattı. Yanlış bir ateşin kıvılcımını başlattı. Bu bence bütün dünyayı sarar böyle giderse. Eninde sonunda olacaktır, muhakkak olacaktır yani. O kesin. O kesin çünkü artık dünyanın değil zaten Türkiye ile savaşa girdi girecek. Valla nereye gider bilmiyoruz. Şeytan onu, abi zaten şeytan. Ben
20 sene Avrupa'da kaldım. Bir Avrupa'yı da biliyorum ne olduğunu. Almanya falan hepsi bunlar. Hepsi bize karşı. Bela olacak. Hem de dünyanın başına değil, yani bela olacak değil, tufan getirecek yani.